PlayStation Türkiye ekranlarından herkese selamlar arkadaşlar, ben Özcan. Bu videomuzda PlayStation Türkiye ekibinden sevgili Mert'le beraber Returnal'a gelen ücretsiz güncelleme Ascension'a bakıyoruz. Ascension'da bir co-op modumuz var, onu oynayacağız Mert'le beraber. Hoş geldin Mert'cim, nasılsın? Hoş bulduk Özcan Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu gezegene seninle beraber girmek için sabırsızlanıyorum. Ayrıca bu videomuzda arkadaşlar bir soru soracağım. Videonun sonunda bir soru soracağım. Bir şanslı izleyicimiz, yorumlarda yazanların arasından seçilecek bir şanslı izleyicimiz bizden Returnal kodu kazanacak. Oyunla ilgili bir soru olacak. Zaten ben size hikayeyi böyle kısaca hatırlatırken aslında içinde de belki de cevap gizli olacak. O yüzden videoyu dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sisyphus Kulesi de geldi oyuna. Bakın şu Sisyphus Kulesi, şu her biri 20 kattan oluşan garip bir kule. Burada kendi anılarına tekrar bir yolculuk yapıyor Selin. Biliyorsunuz bir yabancı gezegene düşüyordu. Atropos isimli bir gezegene düşüyor Selin isimli. Astra uzay kaşifi. Beyaz gölge sinyalin peşinden geliyordu ve bu yabancı Atropos isimli düşman gezegene düşüyordu ve her öldüğünde gezegen tekrar değişiyordu. Bir döngüye, sonsuz bir döngüye düşüyordu. Ve bu döngüden çıkmanın yollarını arıyordu. Şimdi bu döngüde bana yardım edecek bir arkadaşım olacak Mert. Bu Kronosis aracı göreceksiniz her biyomda. 6 biyom var oyunda biliyorsunuz. Her biyomun böyle başında Kronosis denilen bir araç var. İki diyarı birleştiriyor. Herkes kendi döngüsündeyken bir anda ortak bir döngüde buluşmuş oluyorsunuz. Mesela aktif et diyorum. Hostluk yapacağım burada. Bir döngüye katılmayacağım. Üç seçenek göreceksiniz burada. Public Cycle derseniz herhangi bir açık bir hostluk yapmış oluyorsunuz. Herhangi bir oyuncu gelebilir. Özel hostluk derseniz de ben özel bir ev sahibi oluyorum. Benim arkadaşım geliyor. Belirlediğim bir arkadaşım. Bu arada iki kişi oynanabiliyor maksimum. Bir de Join a Cycle derseniz de bir döngüye katılabiliyorsunuz. Ben hostluk yapıyorum. Özel bir hostluk yapıyorum. Şimdi buradan hemen Mert'i çağırıyorum. Mert gördüm. Ona davetimi yolluyorum arkadaşlar. Böylece görün nasıl çalıştığını sizde. Davet gönderildi. Yanıt bekleniyor. Davetinizi kabul edip oyunu bitirmenize yardımcı olacağım Özcan Bey. Eyvallah. Valla biliyorsun. Aksiyon macera ve roguelike öğeleri olan bir oyun. Üçüncü şahıs. Shooter. Shooter'ın en güzel örneklerinden biri. İlk olarak 30 Nisan 2021'de beynimizde sunulmuştu. Kullanıldı diyor zaten. Merhaba. Aa sen bensin. Ben de senin. Bu arada geliş animasyonu çok güzel, evet. Değil miydi? Oyuna katılma, evet. Animasyonu gerçekten, evet. Başkasının evrenine gitme hissiyatını veriyor. Ve bu inanılmaz hızlı. 5 dakika sonra öleceğim gerçeğini de değiştirmiyor. Dur bakalım, ümit kırmak yok. Hadi gel başlıyoruz. Ve inanılmaz hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi Mert yanıma ışınlandı. Selin'in diğer bir versiyonu Mert. Ve burada da ben. İki Selin şu anda Atropos'ta geziyor. Hadi. Şu anda heyecanlıyım gerçekten. Çünkü bu oyunu seninle böyle beraber bitirebiliriz. Yani güzel olur. Bir daha ben bitiririm tek yani. Başıma tabii oyun. Zorlu bir oyun. Zorlu oyun sevenler için, evet. Çok iyi bir challenge sunuyor. Çok. Tam tadında aslında, tek başınıza da gerekli kalıcı ekipmanlarla falan ilerleyebiliyorsunuz ama iki kişi olmak bir kere güven veriyor. Şu iki karakter gördüğüm için. Sen niye koşturuyorsun sürekli? Bir dur ya, bir dakika. Benim kolum sarı renkli, sizin kolunuz mavi renkli bu arada. Kıyafetlerimiz de farklı. Aa, ben seni mavi renkli görüyorum. Ben de seni mavi renkli. Görüyorum. Ha, farklı bir Selin işte. Biliyorsunuz Selin döngüye uğruyordu. Sürekli kendini ölüsünü buluyordu. Aha bir dakika. Geldiler. Mert hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Düşmanlar. Bak kılıcını da kullanabilirsin. Bu arada kılıç da işe yarıyor. Güzel oluyor. Özellikle şunlarda. Kılıcı tabii oyunun başında aslında elde etmiyorsunuz. Direkt sonradan aldığınız. Tabii tabii. Biraz bu ilk bölümler için güçlü bile kalabiliyor. Evet evet, kılıcı ben çok seviyorum abi.
Aa, burası bitti kılır, galiba. Kılır çok keyifli oluyor. Tamam, haritada tabii arkadaşlar biliyorsunuz touchpad'e basınca haritamıza gidiyoruz. Böyle kapılara, işte ana kapılara, yan kapılara, bütün bu simgelerin anlamlarına bakacaksınız. Tabii ki oyunu bir daha böyle anlatmayacağım. Zaten bir ilk bakış videomuz var. Bütün buradaki anlamları Returnal ilk bakış videomuzdan bakıp öğrenebilirsiniz. Tabii ki bunları anlatmayacağım. Bu arada host olan da konuk olan da mesela Mert burada scout derecesi, yani izci derecesi kazanıyor. Ama kalıcı ekipman kazanamıyor. Ama böyle data girişleri falan kazanabiliyor. Aa bak şeye geldik. Geçide geldik. Mert. Aa, gel bunu da bir gösterelim. Hadi gösterelim. Geçide geldik. Benim oyunumdan tabii. Ben hostluk yaptığım için ben bu kızıl gezegene gitmiştim. Evet. Gel bakalım. Tabii bu sizin ilerleyerek kendinize yarattığınız kolaylıklardan biri aslında. Çünkü normalde evet, kızıl bölgeye gelmek için ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Ama tabii evet, ilerleyip kısırlaştığınız için. Aynen. Biliyorsunuz oyunda arkadaşlar bakın Options'a basınca şurada döngüyü, en son menüde döngüyü durdurma. Döngüyü askıya alma seçeneği de geldi daha önceki güncellemelerden birinde. O yüzden artık döngüyü de askıya alıp böyle kaldığım yerden başlayabiliyorum. Yani bu kızıl gezegen açık zaten bende şu an. Bu arada ikimiz de gördüğümüz lootları alabiliyoruz sanırım. Evet. Hani lootları alabiliyoruz. Tek kişiye özel değil. İkimiz evet, de alabiliyoruz. Evet aynen. Şu yukarıda lootlar bir şeyler var. Bu obolaytlar geliştirmek için kullanılıyordu. Ben de şu an 28-29. Direkt bu biyoma özel olarak geldiğimiz gibi bize 5 level proficiency verdi. Bu evet, evet. Aldığımız silahlar hani bu bölgeye uygun olarak güçlü gelecek. Aynen. Uzmanlık alanımız 5 oldu. Çünkü cevap normalde. Aynen, süper. Süper olacağız. Hadi gel. Kızıl atıklara geldik. Burası Mars gibi harika bir gezegen arkadaşlar. Mert hazır mıyız? Küpler gelecek. Şimdi burada küpler çok. Ya bu oyunun atmosferine bayılıyorum ya. Böyle alien severler, uzay bilim kurgu severler için muhteşem bir atmosferi arkadaşlar Returnal'ın. Artık ücretsiz Ascension güncellemesiyle co-op olarak bir arkadaşınızla beraber bu muhteşem manzaraların keyfini, bu atmosferin keyfini çıkarabileceksiniz. Dediğim gibi 22 Mart'ta ücretsiz olarak geldi Ascension. Sadece PS5'te var tabii Returnal. Onu da bir daha hatırlatalım. İlk olarak da 30 Nisan 2021'de beğenimize sunulmuştur Returnal. Bir roguelike aksiyon shooter. Mert gelmediler. Ben burada oyunu anlatırken acaba ben anlatayım diye durdular mı? Akın geliyordu ya burada. Dur bakayım. Evet, şimdi. Sürekli değiştiği için belki co-op'ta da bir değişime uğramış olabilir mi acaba? Ah geldi. Geldi. Tabii ki dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler. 3 boyutlu ses de çok önemli oyunda. Özellikle böyle L2, R2 biliyorsun doluyor ya Mert bu. Alt ateşleme. Evet. O ses çok güzel oluyor böyle. DualSense hoparlöründen geliyor. DualSense hissiyatı konusunda Astrobot ve Returnal'ı gerçekten favori oyunlarım. Bak sandık var, sandık var. Sen aldın hemen, değil mi onu? Şimdi ben alamıyorum. Aa, bana da, sana da mı geldi? Evet, bana da geldi. Ha, Obolite ikimize de verdi o zaman. Bu arada host olan da host olana göre belirleniyor arkadaşlar lootlar. Geldiler, küpler burada. Yani bu sandıklardan çıkacak şeyler host olan kişinin oyununa göre belirleniyor. Mert'e göre değil, bana göre yani. Ev sahibi benim çünkü. Ha, Mert de Eater kazanıyor. Eater'da biliyorsunuz kalıcı ekipman oluşturmak için çok önemli, gizemli bir madde. Tabii oyunun bütün ayrıntılarını anlatmayacağım tekrar size. Hikayenin özetini de geçtim. Yukarıda bir sandık var bu arada Mert. Üst üste çıkıp alabilir miyiz? Bir dakika, nereden çıkacağız? Ha, şuradan girersek çıkacağız. Şuradan. Burada da düşmanlar olabilir. Aa, bu sandığı nasıl alacağız ya? Şuradan falan çıkabilir miyiz acaba diye bakıyorum ama. Ulan yukarıda bak, görüyor musun haritada? Aha, ay, ben çıktım. Tamam sen al o zaman ya. Bana da gelir herhalde. Obolite'sa... Diğer köşeden çıkılabiliyor. Ha, diğer köşeden. Kutular yine geldi Özcan Bey. Aa, seni tek bırakamam, bir dakika. Ha. Bak iki kişi daha kolay tabii ki. Tabii ki yani. Zevkli ama iki kişi. Buldum. Gerçekten hani co-op'un en çok işe yaradığı oyun olabilir. Hallettim. Obolite'ları da toplamayı unutmayın arkadaşlar. Bu sarı 60 yazan madde. Onlar özellikle geliştirmek için. 5 level bir silahım oldu artık. Ciddi misin? Yanımdan ayrılmayın. Ciddi misin? 5 level mı buldun? Oha çok iyi ya. Benim 1 level herhalde hala tabanca. Ben bayağı bir şey oldum. Scout rankim arttı benim. İzci seviyem.
izci seviyesi veriyor sana oyun. Tabii bana yardım ettiğin için. At! Mert yardım et. Neredesin? Ya. Ben hallettim. Soldan temizliyorum. Hallettim. Aa, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kop bir daha bitiririz ha. Bak zevkli bu. Hop. L3 evet. Koşmaydı. Heh. Şu an bende bir yeni kıyafet sinyali. Oh. Aslan geldi. Oyun. Aslan geldi. Bunlara ben aslan diyordum. Oy, bu yaratıklar çok fena ya. Ya bayağı vuruyor, evet cidden. İki kere vurdu. Yani hasar manyağı oldu. Yuvarlakta dash atıyoruz arkadaşlar, hatırlatmak gerekirse. L2, R2 şu kombinasyon muhteşem, ses efektlerine de sahip. Dediğim gibi 3 boyutlu ses, hızlı yükleme süreleri, SSD, yüksek hızlı SSD sayesinde. Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler sizi bekliyor. Ha, bu arada oyunumuz Returnal arkadaşlar. 24 Nisan'a kadar devam edecek olan bahar indirimleri kapsamında indirimli fiyatıyla teknoloji marketler ve web mağazalarından da satın alınabilir. Onu da hatırlatayım. Bahar kampanyası 24 Nisan'a kadar devam edecek. Kutulu olarak Returnal'da teknoloji marketler ve web mağazalarından indirimli fiyatıyla alabileceksiniz. Onu da bir hatırlatayım. Ve tabii ki bir hatırlatmam daha var. Mert dur, onu da bir hatırlatacağım düşman gelmeden. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü ben dinliyorum. Müzikleri çok güzel bir oyunun. Bob Curley'in müzikleri arkadaşlar. Bob Curley imzalı müziklerin ikisi. Volüm ikisi çıktı. İkinci albümde Spotify'da bulup dinleyebilirsiniz. Returnal Volume 2'yi de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Spotify'da şu anda mevcut. Oyunun müzikleri de çok güzel. Bence ikinci albümü de dinleyin derim. Ben gerçekten sevdiğim oyunların müziklerini dinlemeye de bayılırım. Mert, seni bilmiyorum sever misin? Ben çok seviyorum ya müzikleri. Ben arada sırada God of War'un, Returnal'ın ve Last of Us'ın müziklerini açarım. Öyle duvara bakarım sadece. Bu benim hobim. Demek güzel de. Oynadığım tüm anları hatırlıyorum. Evet, gözümün evet. Önünden geçiyor. Ama Returnal'da genelde öldüklerim tabii ki. Çünkü bir tık beceriksiz olduğum için. Aa, aynı anda vurduk ha ona. Hadi devam. Lan bu harabeden nasıl çıkacağız? Nerede kaldı? Yukarıya doğru tırmanıp. Benim haritam bozuk. Ben öyle bir şey aldım. Eklenti aldım ha, yanıma. Malfunction mı oldu? Evet, malfunction aldım. Beni güçlendirirken aynı zamanda haritamı yok ediyor. Vay, bak bu özellikleri çok tatlı işte oyunun. Biliyorsunuz öyle malfunctionlar, arızalar olabiliyor. Sürekli seni bir arada derede bırakıyor. Mesela sağlık paketlerinden işte daha az yararlanacaksın ama silahın çok fazla vuracak diyor. Hı-hı. Ve hep o düşüncedesiniz. Evet, acaba... Evet. Hasar mı versem, canımı mı korusam diye. Evet evet, o parazit olayı çok güzel. Parazit deniyordu buna değil mi onda? Evet, parazit, hatırladım evet. Şimdi. Parazitler hem iyi hem kötü yanları var. Hem buff hem debuff yapıyor. Vur. Parazitlerin kötü yanını da temizleyebiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Evet evet, ben de öyle hatırlıyorum. Aa, level 3 oldum. Adrenalin level 3 oldum arkadaşlar. Gelişiyor astronotum. Yani izcim. Aa, Mert. Silahın kaçtı senin babuş? 5 ama yani bu düşmanlar için normal olduğu için öyle aşırı işe yaramıyor. Bu küp kafa, bu büyük küp kafa bayağı bir bölüm son canavarı gibi ya burada. Ah! Ah, bana yardım et. Yardım edebiliyorsun. Ben de öldüm. Öldün mü? Ha bu arada bu, bakın yardım da edebiliyor bana Mert ya da ben ona. Ölüm. Vay. Bu arada bu büyük küp kafalı adam normalde burada geliyor muydu ya? Geliyordu. Bu kızıl atıklarda bu gezegende. Yani ikinci biyomda daha doğrusu. Atropos'un biliyorsunuz 6 biyomu var arkadaşlar. Bu gezegenin 6 biyomu var. Bu yabancı düşman gezegenin. O ikinci biyomdu. Kızıl atıklar. Bu arada ben ilk biyomu sanırım daha çok seviyorum ya. O özellikle ilk biyomdaki ev sahneleri. Evet. Ya oyunun devamında da tabii ki ev sahneleri sürekli var. Evet hani evet. Spoiler olmasın ama. Kendi geçmişiyle ilgili aynen. Şunu da bir gösterelim. Bak Mert şurada işte. Sen görüyorsun şu an değil mi? Şurada bak bir kule var. Evet. Orada bir kule göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki ikinci biyomu geçince, ikinci düşmanı boss'u yenince bir kanca, özel bir fırlatma, tutunma kancası alıyorsunuz. Şu portakal yerlere tutunuyorsunuz ve bakın orada bir yeni bir kapı var. Bakın devasa bir kule var. İşte bu Sisyphus kulesi. Bu Sisyphus kulesi her bir 20 kattan oluşan
bir oyun alanı. Orada yeni squad kayıtları, yeni özellikler. Yani özellikler dedim, geçmişine ait detaylar daha doğrusu Selin'in. Hikayeye dair yeni şeyler bulacaksınız. Onu da söyleyeyim. O Sisyphus kulesine de girin derim. İkinci bölüm, ikinci biyomu hallettikten sonra Okanca ile beraber. Evet bak, bu arada, değişti. Bu arada ben şu noktayı da beğendim. Öldüğümüzde oyunumuz sonlanmadı yani. Evet, oturumumuz sonlanmadı yani. Yine birlikteyiz. Çünkü çok tabii öleceğimiz için oyun tabii bize şey demiş. Hani, tabii size ayrılmayayım demiş. Tabii yoksa mahvolurduk. Yukarıda kaldı. Bir kılıçtan geçireyim dedim de onu. Yukarıda kaldı. Gel devam. Haritayı da kontrol ediyorum bu arada. Açık kapı, kapalı kapı, sandıklar falan önemli bunlar. Haritalar sizde Özcan Bey. Ben sizin oyununuz olduğu için sadece düşman gördüğümde sıkıyorum. O kadar. Şunu halletmem lazım. Geldim. Tamam, o da patladı. Ha, bir tane daha var. Nerede? Şurada. Tamam. İkinci ateşleme sisteminin dolmasını beklerseniz şu altta alt fire yazıyor ya. O zaman böyle bakın, bu yatay mesela çubuklar gönderiyor. Özel ikinci ateşleme sistemi bu silah. Her silahın farklı tabii. Buradan zaten ekipman kısmından görebilirsiniz bakın. Horizontal barrage. Benimkinin alt ateşlemesi. Seninkini ne bilmiyorum. Şimdi kapı... Ben de yeşil noktalar yayıyorum. Seninkinden farklı. Evet, aynı anda iki tane farklı şeyde böylece göstermiş olabiliriz. Şurada Mert. Kapı. Ana kapılar ya, biliyorsunuz yeşil gözüküyor. Ana gidişat. Bir de biliyorsunuz üçgen kapılar var arkadaşlar. Onlar da yan hikaye. Bakın mavi üçgen yan. Bak bunlarda kasalar falan olabiliyor. Burası yan yani yol. Biraz güçlenerek gidelim bence çünkü zorlanabiliriz. Burada ne var? Device'lar var sanırım özel. Xenoglyph var. Bu Xenoglyph biliyorsunuz yabancı uygarlığın şifresini çözüyor Selin. Burada neler olmuş? Nasıl bir gezegen burası? Onu çözmeye çalışıyor. Orada bir art pack buldum. Bir eser buldum özel ama param yani kaynağım yetmiyor. Obolite yetmiyor. Bende obolite yok. Sen alabiliyorsan al. Yok mu? Ya 9 obolite'ım var. Şu an 150 obolite istiyor. Daha sonra gelip. Bende de 10 var. Burası için yetmedi obolite. Birleştirmek bile olmuyor. Para çıkışmadı arkadaşlar. Paramız çıkışmadığı için ana yoldan devam. Obolite'lar oyunun para birimi işte. Geliştirme birimi yani. Önemli bir değer. Tabii anahtarlar, eater'lar filan birçok önemli item var tabi. Aha. Ya ben sizi kılıçtan geçireceğim. Dur. Kılıç. Aslında birimiz yakın dövüş yapıp diğerimiz uzaktan mı? Ranged mi oynasa? Bir dakika. Sen mi alacaktın onu? Pardon, ben aldım. Yok. Ben de alabildim galiba ya. Aynı anda aldık. Gün içerisinde şey yapamadım ama. Güzel kılıçladın ha onu. Kılıçladın ne demekse. Bu arada kılıç cidden... Çok iyi değil mi? Ben sana dedim. Ayrı bir keyif veriyor ya. Bak orada sağlık ve obolite var. Tuzak var orada bir de. O lazerle... O mantığı da seviyorum bak. Onları aldın yakalanmadan. Bakayım seni izliyorum. Gösteriyorum izleyicilere şu an. Kaç. Al. Helal. İyi kaçtın ha. Bir dakika. Platform konusunda iyiyim ya. Burası yan yol. Burada ne var? Burada bunların şifrelerini çözmüştük. Böyle hologramları çıkmıştı. Burada sandık falan da oluyordu. Bak Mert, sandık. Sen açtın. Galiba ben. Bana da verdi bir silah ama senin silahın. Abi senin bıraktığın silah. Level 0 zaten ya. Evet. Başka bir şey yok burada. Gidelim. Burada hikaye dair bir ilerlemeydi burası. Bunların şifrelerini, hologramlarını bulmuştu. Orada bir şeyler çözmüştü. Ana hikaye dair bir şey yani o. Sağlığım tam. Sağlıkta biliyorsunuz yeşil vardı arkadaşlar. O zaman ana kapıdan devam Mert'ciğim. Buradan gel. Geldim. Aha. Sandık.
Bazen tuzak oluyor ya bunlar. Oo güzel. Speedball Blaster aldım. Tamam. Level 1. Sen de alabildin mi onu mesela? Onu da... Yok ben örneğin. Level 0 olan silahını görüyorum. Senin bıraktığın silahları galiba alıyorum. Ha, ikimiz aynı anda alamıyoruz o aynı silahı. Tamam. Evet. Sandığı kim açarsa silahı o alıyor. Anladım. Bana da güzel bir silah bulmamız lazım Özcan Bey bu arada. Aa, bu yarasalar. Bu yarasa tipli... Bunlar çok manyak ya. Oo bu silah güzelmiş Mert. Level 1 olmasına ya, rağmen. Evet. O silah 3 level'dı galiba. 1'di benim. Aa şu. 1 mi? Oo bu yarasaların. Bir dakika. O yarasalara evet. Tamam geldim. Hayır bak. Bak yarasalara zıplayıp kareyle biliyorsun işte kılıçtan geçirirsen iyi ölebiliyorlar. Yani kolaylık olabiliyor onu da söyleyeyim. Yarasalarda ya kılıç. Hı. Düşmanların hareket setlerini hatırlamak da önemli. Mesela evet. O yarasanın böyle dönerek gelip yaptığı vuruşu unutmuşum. Direkt evet. Beni haşladı ya da uzaktan bir şey atacak diye beklerken. O portakal olunca saldırıyor işte. Rage yapıyor. Ah be. Helal. Ya oyun çok hareketli, çok aksiyon dolu. Ya oyunun şeyi hani çok güzel işte o açıdan. Gunplay denir ya hani. Kurşun cehennemi diyoruz ya bir de evet. Ya core mekanikleri çok keyifli. Ya 1000 kere ölseniz de siz... Yere düştüm. Bir dakika. Ha burada ölüş yoktu. Tamam ölme yoktu hemen. Şu ulan acı eden. Şuraya. Çok... Ben bir yere ışınlandım Özcan Bey. Bir dakika bekleyip geri geliyorum. Yol orada da olabilir bu arada. Gelin istiyorsanız bakalım. Dur geldim. Ah! Hadi be! Suydum hasar gör dedi. Yardım, geri geliyorum. Yardım edebilir misin? Çabuk. Ah, görüyorum seni. Hadi Mert. Biri var mı? Ha. Biri var. Bir iki tane var. Acaba bunun süresi ne kadar? Şu an DualSense acayip titreşim yayıyor. Çok güzel olmuş. Kalp atışı gibi böyle nabız atıyor sanki. Nabzım atıyor Mert. Çabuk nabzım kötü atıyor. Ölüyorum. Geldim. Helal be. İşte bu. İşte benim takım arkadaşım. Boşuna ya, mı kovalamadık diye. Ya buradan herhalde değil mi yol? Sen bulmuştun. Ben buradan ışınlandım yukarıya ama tabii ben gerisine bakalım. Yardıma geldim ama. Geldim. Tamam ana yol buradan herhalde. Bu arada R3'e basarak böyle görebilirsiniz arkadaşlar tarama yapıp. Bakın R3'e bastım. Heh, kapıları falan böyle gör. Evet ana yol buradaymış Mert. Oh patlattım. Of bu alt ateşemesi çok iyiymiş ya bu silahın. Benim hala silahım 0 level Özcan Bey. Artık bana bir silah ayarlayalım, çözelim. Dur bakayım benim 1 ya. Benim 1 ama çok iyi. Blast Shell diye bir alt ateşemesi var. Patlatıyor yani. Ha Fabricator evet. Burada üretimler yapabiliyoruz. Fabricator'da ve özel nesneleri alabiliyoruz. Tabi paramız yani obol item'ımız yeterse. Aa large silfium şişesi. Silfium da sağlık veren madde. Geniş silfium şişesi alabiliyorum. Alamıyorum geri, param yetmiyor. Geri dönüp biraz obol item bulup aslında o şeyi alsa mıydık? Bak geliştirme var burada. Yani uzmanlığını arttırıyor. Şey, sağlık barını arttırıyor pardon şu. Bu sağlık barını arttırıyor, geliştiriyor filan. Evet alınabilirdi aslında. İşte burada şişeler, sağlık şişeleri, sağlık barının uzatılması filan. Ama tabii burada bir daha çıkmayacak. Ya bu odayı unutmayacaksınız arkadaşlar. İşte bakın haritaya böyle bakacaksınız. Burada fabricator olan yerleri bakın şöyle işaretleri var. Unutmayacaksınız. Güzel geliştirmeler alacaksınız o olayları biriktirerek. Tam devam edelim ya gel. Sağlık bulmamız lazım. Haritada yeşil var mı bakıyorum da. Aa bak house evimin sahnesi. Bu sekanslar çok güzeldi değil mi ya? Bu sekanslar sanki hani ayrıca ekstra bir oyun gibi cidden ya.
Ben de çok seviyorum. Şu evin burada olması, Selin'in şaşırması evini ilk gördüğünde. Bunun burada ne işi var demesi falan çok güzeldi ya. Şimdi. Benim sağlık bulmam lazım. Senin sağlık... Aa, yeşiller var. Haritada artıları görünce arkadaşlar sağlık var demektir. Aa, buradan şey çıkacak. Benim de sağlığım çok az bu arada. Ah, buldum bir tane. Küçük ama olsun. Oo, bu kaplan çıktı. Patla 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 patla. Ben hemen küçükleri temizlemeye çalışıyorum. Ah, küçüklerden biri halletti beni. Yardım edemeyeceksin tabii. Sen de zor durumdasın biliyorum Mert. Yardım bekleniyor ama... Geliyorum şimdi. Yaklaşmaya önümde çalışıyorum. Önümde kaplan var. Önümde azban var. Dikkat et. Önümde azban var. Cidden mi ya? Evet. Tam önümde azban var. Seni yiyebilir yani. Eternal Co-op modu zevkli olmuş ya. Gerçekten. 22 Mart'ta Ascension ücretsiz güncellemesiyle Co-op modunu ve o yeni kuleyi hikayeye ilişkin olan o yeni kuleyi oynayabileceksiniz. Yok, beni de halletti. Evet, böyle iki arkadaşla gittik. Evet. İki izciyle gittik. Güzel oldu. Yani ama güzel bir deneyimdi. Bu zaten oyunun doğal bir sekansı yani. Her zaman rast geldiğimiz oyunun konusu bu aslında. Evet. E tabii. Deneyimleyerek, kaybederek gelişmek. Tamam, o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim artık değil mi? Yani göstermiş olduk. Zaten ikinci biyoma geçmek bayağı vakit alabilir. Bizim için biraz tabii hatırlamak lazım, alışmak da lazım. Şu kuleyi de unutmayın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. O zaman bir de yarışmamızın sorusunu soralım. Dediğim gibi ne demiştim videonun başına sevgili arkadaşlar? Bir şanslı izleyicimiz, yorumlara cevabı yazanlar arasından bir şanslı izleyicimiz nereye gittin? Öleceksin, soruyu soracağım. Ben şu an intikam almaya gittim hocam. İntikam, tamam. Soru birazdan geliyor arkadaşlar. Siz soruyu sorarken ben... Tamam. Soruyorum o zaman aynı anda soruyu. Şimdi zaten videonun içinde de geçti. Onu videonun içinde de anlattım. Selin'in düştüğü bu yabancı gezegenin, bu düşman gezegenin ismi nedir? Sorumuz bu arkadaşlar. Bu gezegenin bu sürekli altı biyoma sahip, bu sürekli mekanı değişen, her öldüğümüzde çevresi değişen bu yabancı düşman gezegenin ismi nedir? İsmini istiyoruz sizden. Doğru cevap veren veren izleyiciler arasından bir şanslı izleyicimiz bizden Returnal kodu kazanacak. Zaten onu da soruyu tekrar 5 gün içinde kısmına, açıklamış olacağız. Soruyu tekrar yorumlar kısmına biz zaten sabitleriz orada. Tekrar tabii. Soruyu gösterirler bu arada. Aynen. Soru zaten sabitlenecek. Bir hafta içinde de açıklanmış olacak arkadaşlar. 4-5 gün değil, bir hafta içinde de zaten açıklamış olacağız. Sosyal medyamızdan da duyurmuş oluruz zaten kazananı. Yani bu gezegenin ismini soruyoruz size sevgili arkadaşlar. Evet, o zaman çok teşekkür ediyorum Mert'cim katılımın için. Ben teşekkür ederim hocam. Bu arada size sıkabiliyor muyum onu merak ettim. Her oyunda denediğim şeyler. Hayır, Friendly Fire. Olmuyor. Peki. Olmuyor değil mi? Ayıp ya. Evet arkadaşlar. Öyle olsaydı zaten. Bu o zaman. Mert Gümüş'ünde sıkıntı olmaz. Yaşardık. Tabii canım, birbirimize doğrardık yani. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. 22 Mart'ta ücretsiz olarak gelen Essential güncellemesinde co-op moduna baktık Mert'le beraber. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mıdır Mert'cim? Teşekkür ederim Özcan Bey bu deneyim için. Bu arada normalde benim oyunuma da gelip yardım etmenizi isteyeceğim ama geleceğim. Görüyorum ki pek yardımcı olamadınız. Genelde ilk siz öldünüz. Nasıl ya? Burası videosu bir kapanıyor. Evet arkadaşlar, bizden şimdi bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer tüm güncel haberler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Tam da yerindeyiz yani. Burası kilitlenen bir yer biliyorsun. Yeni oyunlarda ve yeni videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yani hoşça kalın. Nasıl bir yere girdik? Burası kapısı kapanan, kilitlenen yer. Bir de sürekli bunlar sağlık yeniliyor ya. Burada bir healer var galiba.
Evet, o kuleyi halledeceğiz. Doğru söylüyorsun.